AXA Winterhur şirketinin St. Gallen bölgesindeki ana acentesi, satış sonrasında da müşterisiyle dostluğunu sürdürüyor. Firma yetkilileri ve müşteriler Apero'da da bir araya geldiler. Firmada Türk vatandaşlara özel olarak hizmet verebilmek adına tecrübeli ve bu branşta eğitimli sigorta danışmanı İbrahim Alaşavvar görevlendirildi. Alaşavvar hem etkinliği hem yeni görevini mikrofonlarımıza paylaştı. Merhabalar İbrahim Bey. Hoş geldiniz. İbrahim Bey, evet biz girişi yaptık. Hakikaten zor bir sektör. Özellikle de birçok bu işte profesyonel olmayan insanların bu işe atılmaları sizin için galiba dezavantaj oluyor. Ama AXA Winterthur'da Türkçe konuşan bir yüzle sizden bu görüşleri alabilir miyiz? Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Konumuzda yani bu zamanlarda yaşadığımız bu sektörde hakikaten öğrenmiş veyahut da bu işi bilen arkadaş sayılarımız her geçen gün çoğalıyor. Bu bizim için gurur verici bir şey. Çünkü hizmet bakımından böyle eğitilmiş insanların piyasada olması, vatandaşlarımıza hem buradaki İsviçrelilere hizmet vermeleri açısından benim için gurur verici bir şey. Ben onların her zaman 14 senedir hep yanlarında oldum, yanlarında da olmaya devam ediyorum. Ama tabii ki bunun haricinde sistemin içerisine dışarıdan girerek yani sistemin içerisinde olduğunu zanneden arkadaşlarımız var. Onlar tabii ki bizim adımıza, sigortacılık adına biraz işi bilinçli veya bilinçsiz olarak yaptıkları için bize zarar veriyor. Ama onlar da zamanla öğrenecek. Onlar da iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz ama bazen olumsuz şeylerini yaşıyoruz. İnşallah onlar da bize gelip bir günü beraber çalışmayı arzu ederler. Bizim bilgilerimizden yararlanırlarsa yani belki hepimiz adına daha sevindirici olur. Peki galiba bir sigorta yaptıracak vatandaşın en çok aradığı konu güven verebilecek ve karşısında ana dilden konuşacak muhatap olduğu insan. Bunun rahatlığını siz insanlarda hissediyor musunuz? Muhakkak yani hizmet sektöründe zaten güven olmadığı zaman bu işte uzun süre yaşamanız söz konusu değil. Ben bu güveni 14 senedir yanımda hissediyorum. Hem gerek vatandaşlarımız verdiği güven, onların duyduğu, söylediği olumlu şeyler. Yoksa eğer bu güveni veremezseniz bu branşta, bu hizmet sektöründe 14 sene gibi veyahut da uzun süreyi doldurma şansınız yok. Çok kişiler gelip geçti. Kısa vadeli düşünen arkadaşlarımız zamanla bu vatandaşlarımız tarafından hatta İsviçreliler tarafından bu hangi sektörde olursa olsun bu güven oluşmadığı zaman ortadan kaybolunup gidiliyor. Benim için zaten en büyük değer verdiğim, hep iş yaparken düşündüğüm şey şu. İnsanları kaybetmektense parayı kaybetmeyi tercih ederim ve bu parolamı Robert Bosch'un bu sözünü her zaman bir kenara yazmışımdır. Hep ilk olarak da şey olarak da kendime bir destur edinmişimdir ve onu uygulamaya da çalışıyorum. O zaman son olarak vatandaşlarımıza sizden bir mesaj alabilir miyiz? Şimdi biz Doğu İsviçre'de St. Gallen bölgesinde civarında hizmet vermeme rağmen Post Gazetesi sayesinde bunu özellikle söyleyeyim. Verdiğim ilan sayesinde Nyon çevresinden dahi, Cenevre çevresinden dahi telefonlar aldık, işte yaptık. Yani reklamın biraz olumlu tarafından bahsetmem lazım. Demek ki o tarafları ihmal etmişiz. Bu ilan sayesinde gördük ki o bölgeden de insanlar aradığı için gerçekten kendi adıma sevinçliyim. Hiç tanımadığım insana artık ulaşmış oluyoruz. Bu ilan sayesinde bir de şimdi yeni teknolojinin gelişmesi, e-maille veyahut da internet üzerinde bu işlerin görülmesi, yani oturup konuşmadan da demek ki telefon üzerinden de iyi bir şeyler yapılabiliyormuş diye ben de olumlu bir imaj bıraktım.